Evet arkadaşlar, yorumlardan anladığım kadarıyla siz benim böyle ıdık bıdık eşyalarımı çok merak ediyorsunuz. Benim de en çok sevdiğim eşyalar bu ıdık bıdık eşyalar doğrusu. Bugün sizlere benim mutfağımda neler var, ne eşyalar var onları göstermek istiyorum. Bunları çeşitli oyuncaklardan çıktıkça biriktirdim hep kenara koyduğum böyle bir sürü oldular. Şimdi bakalım şu tencerelere bir bakalım. Gelin. Bakın. Bu bir spagetti tenceresi. Şöyle koyalım. Bu da böyle orta boylu yemeklerimizi pişirebileceğimiz tatlış bir tencere, pembe renkte. Bu da sütlük diye nitelendirdiğimiz böyle tatlış bir tencere. Bunu da sos falan da hazırlayabiliriz. Mesela beşamel sos yaparız, tavuklu falan. Nefis olur. Şöyle koyalım. Bu da böyle minnak bir tencere. Böyle gri olduğu için ben onlara çelik tencere diyorum. Şöyle koyalım. Bu da yine orta boylu dediğimiz bir tencere. Mesela bunda güzelce bir nohut pişirebiliriz akşama. Fok 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 kaynar. Oh nefis. Bu da böyle bir şeffaf tencere. Efendime söyleyeyim, tavalar. Bakın bu krep tavası, kalp şeklinde. Krepler hazırlayabiliyorum. Minik minik tencereler. Daha ne olsun. Sanki gerçek bir evde ne eşya olursa bende de onlar var gibi. Bir tane daha diğer tencerenin aynısından. Ay bayılırım böyle şeylere. Bu da bir kapak. Bu da işte bir tanesinin. Galiba şunun mu? Evet. Bunun kapağı. Nefis değil mi? Ay çok zevkli ya. Bayılırım ben böyle oyunlara. Burada böyle minik minik yemeklerimizi yaparız. Oh. Bir tane daha büyükçe bir. Bu muhtemelen Barbie'nin eşyası değil ama ben demek ki uygun bulmuşum öyle. Yine bir tava. Köfte falan kızartabiliriz, omlet yapabiliriz. Ondan sonra bir tavamız daha var. Daha genişçe bir tava. Bir tavam daha var. Maşallah yani ev eşyası konusunda oldukça fazla parçamız var. Bakın bir tava daha. Bu et kızartma tavası. Oo, bir tava daha. Ne çok tavamız var ya. Minik minik tencereler. Şu süzgecin tatlılığına bakar mısınız? Gerçeğiyle aynı yapılmış. Bayıldım buna. Bizim evde bunun aynısından var mesela. Bu Barbie'nin kuaför setinde kullanıldığı bir şeydi. Ben bunu böyle sürahiye, işte ne bileyim kek çırpman kabı falan gibi kullanırım diye bu bölümü aldım. Sonra bu aslında bir tepsi. Tepsi şurada da var. İki tepsimiz var. Bu da kek kalıbı. Muffin yapmak için kullandığımız kalıp. Bir tencere daha var. Bu tencere galiba şeyin tenceresi bu. Maşa'nın. Maşa'nın tenceresi. Bir tencere kapağımız daha var. Sanırım şunun. Burada da tuzluk, sosluk. Bunlar şık yemek takımımın parçaları. Geçelim diğer bölmelere. Burada bir ekmek kızartma makinemiz var. Mesela bu en bayıldığım eşyalardan biri. Şu gabın kabı. Buraya yumurta atıyoruz. Yumurta kırıyoruz. Böyle hızlı. Karıştırıyoruz, un atıyoruz içine. Ay ne zevkli, ne zevkli. Gelelim diğer eşyalara. Bu mesela bir ekmek. Ben bunu da demek ki oyunlarımda kullanırım diye düşünmüşüm. Ama daha evvelki videolarda, hatta ilk videolardan sayılabilir, biz ekmekler hazırlamıştık. Belki yine yaparız böyle bir ekmek videosu. Bakın yani neredeyse 2 sene falan oldu herhalde bunu yapalı. Hala harika bir şekilde duruyor. Bakın baget ekmek. Tost ekmeği. Harikalar. Bir kutu süt. Dediğim gibi bunları zamanla biriktirdiğim şeyler olarak düşünün. Yani bir kere de gidip alınmıyor zaten. Hani satılmıyor bunlar öyle bir poşette. Ben bütün oyuncakların içinden işte biriktire biriktire bu kadar fazla eşyam olmuş. Portakal suyu bayılırım. Bu neymiş? Ha, bu aslında köpek maması. Mutfakta ne işi var dersiniz ama işte olmuş. Olmuş. Bu neymiş? Bu herhalde bir reçel falan. Böyle bir şey. Meyve suyu da olabilir. Bazı şeyleri de kendinize göre değiştirirsiniz. Mesela bu da limonataymış. Bayılırım. Bayılırım. Bunlar neymiş? Bunlar da kavanozda reçeller. Su şişeleri var bakın. Renkli. Çok güzel. Bu arada buraya bir tencere karışmış. Tencerem dediğim gibi oldukça fazla. Bakın böyle beslenme çantasına falan koyabiliriz Chelsea'nin mesela. Bir meyve suyu. Bu neymiş? Bu da limon suyu olsun hadi. Kepçe, spatula. Bu spatulayı da et kızartırken falan kullanıyorum. Kepçeyi sulu yemeklerde ve çorbalarda.
Efendime söyleyeyim, burada bir, pardon, çikolata draje kutusu. Burada da jelibon değil, lollipop değil, bonibon. Evet, sonunda adını buldum. Bonibon kutusu. Bu neymiş? Mısır gevreği gibi bir şey bu da. Bu da bir portakal suyu. Burada hazırlanmış çok güzel bir waffle diyelim. Waffle gibi bir şey. Reçel. Bu da böyle bir sos, meyveli bir sos. Muzumuz varmış. Yine bir portakal suyu. Bir temizlik malzemesi. Bu gazlı içecek galiba. Buzlar var. Bakın buzların. Su şişesi yine oldukça fazladır bende. Evet tamam, buradan sıkıldım ben artık. Başka şeylere geçelim. Tabak takımlarımı falan göstermek istiyorum size. Tabaklarım da bakın, en bayıldığım bu porselen yemek takımı. Bunlar da servisler. Böyle tabaklarım. Bakar mısınız şıklığına? Bir sürahi. Bunları özel misafirlerin geldiğinde kullanıyorum. Fincanlara bakın ya. Fincanlara bakın minnacık. Şu su bardağı. Şu böyle güzel bir salata kasesi. Çok güzeller. Yine fincan, bardak. Bu böyle 4 kişilik falan bir takım. Su bardağı bir tane daha çıktı. Şöyle kenara koyacağım. Tabaklarım böyle çeşit çeşit var bu arada. Şu pasta için kullanılan. Bunun üstü mü yok? Pasta kapları var, onlara koyacağız. Bu böyle güzel puantiyeli bir tabak. Servis içinde kullanabiliriz onu. Kare tabaklarım, kalp şeklinde tabaklarım, gümüş tabaklarım, çocuklar için hazırlanmış bölmeli bir servis tabağı. Bakın bu da çok hoş. Bazıları böyle kendinden hazır yemekli kurabiye tabağı. Bu kayık tabağı da çok seviyorum. Salata için falan çok iyi oluyor. Böyle yine takımlar var. Kalpli bir tane daha. Kare tabaklar. Bu da çok hoş. Pembe. Güzel bir tabak. Bunu da beğeniyorum bu arada. Böyle çeşitli çeşitli tabaklar. Bunlar da bakın böyle kahve, çay ya da minik minik böyle hani tatlılar, pastalar falan ikram ettiğim zaman kullandığı tabaklar. Şimdi çeviriyorum. Hazır yemeklerimize bakacağız. Hazır yemekler de çok ideal oluyor. Oyunlarda çünkü böyle hop önüne getiriveriyoruz. Mesela bir hamburger. Çocuklardan birinin canı hamburger istediğinde hop bunu böyle önüne koyacağız, yiyecek. Böyle minik bir pasta, muffin de diyebilirsiniz buna. Bu neymiş? Pizza. Pizzamız. Bir videoda biz en iyisi bir kendin yap videosu yapalım. Yine böyle ekmekler, hamurdan hazırlayacağımız ekmekler, pizza, hamburger. Sizin de böyle hazır kenarda bulunan yiyecekleriniz olabilir. Yine harika bir kek, bir dilim pasta diyebiliriz. Karpuz, bu da çok şık bir pastadır. Yumurtam, spagetti, bu böyle Çin yemeği hazır. Bakın bunlar böyle hep kurabiyeler. Misafir geldiği zaman çay saati yaptığımızda kullanırız. Bunlar yumurta, bunlar aslında başka oyuncaklardan. Neydi bunlar ya? Böyle minik minik işte bir şeyler. Yumurta, bu fırında yaptığım tavuk. Muzumuz. Bakın bir de köfteli spagetti var. Böyle maşallah pastamız bolca. Yine spagetti. Marshmallow. Her şey var, her şey. Eksik yok. Bu da yine böyle kurabiye. Yaban mersini falan işte artık. Ne derseniz adına. Orman meyveleri diyelim. Yine tatlış bir kek. Bakın bakın minik bir sandviç ekmeği de yapmışız. Ne kadar güzel. Gerçeğine çok benziyor bence. Bunları tekrardan çekelim arkadaşlar. Böyle bir dondurma, böyle yine bir pasta, harika yeşil ve kırmızının olduğu güzel bir salata. 3 top dondurma. Böyle bakın çocukların hoşuna gitsin diye hazırlanmış bir sandviç ekmeği. Yine çay saati için pasta. Şunu pek bilmiyorum ben nedir. Turp gibi geliyor bana. Yine bir çocuk için sevindirici bir pasta. Domates. Domatesler de çok güzel. Ya bu yeri gelir domates olur, yeri gelir elma olur bence. Elmaya da benzettim ben onu. Bir dilim pizza, yine bir pasta. Bakın bakın burada küçük bir muz. Mesela Chelsea'nin elinde durabilir bu oyunlarınızda. Havuç, çocuklar havucu da çok severler. Yeşil elma. Ya yeşil elmamız bile var. Limon, limonlar. Limon çok faydalıdır bu arada. Çorbalarınızda şöyle bol limon sıkın kış aylarında çok iyi gelir. Bu da Türk kahvesi. Şimdi gelelim bardaklarımıza.
Bardakların içinde şeyde, hani başka şeyler de olabilir tabii ki. Mesela bunun gibi bir kepçe. Çünkü burada sanırım bir de şeyler var. Kaşıkları falan da buraya koymuşum. Bu da buraya karışmış. Bunun yeri burası. İşte böyle güzel bir tropikal meyve suyu diyebilirim buna da. Kavun olabilir mesela. Kavun. Yazın kullanılacak bir şey bu. Böyle şık, değişik bir demlik. Yine çocuklarımızın yanına koyacağımız meyve suyu kutuları, spatulalar, koca bir bardak. Bununla işte lok 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 sütümüzü içeceğiz. Yine yazın bizi serinletecek güzel bir meyve suyu diyelim. Vişne suyu mesela. Bir kadeh. Vişne suyunun ikincisi. Bu bir vazo, bir sürahi, bir spatula, bir bıçak, ekmek bıçağı bu. Bir spatula daha. Bu maşa. Ya bu mesela mutfakta köfteleri çevirmek için kullanılan bir maşa da olabilir. Ayrıca saç düzleştirici maşa olarak da kullanılabilir. Yine bir sürahi, bir biberon, bir vazo daha. Bu bardağı da çok beğeniyorum. Buzlu cam gibi yapmışlar. Turuncu çok hoş. Ay bakın bakın şu limonatanın güzelliğine bakın. Gerçek gibi. Yine bir maşa. Bu da öyle bir çok amaçlı bir bardak. Böyle mesela çatallar falan içinde kurabilir. Spatula, çatal. Bunu artık ne yaptıysam rengi de değişik kalmış. Bu makarna koymak için kullanılan bir kaşık. Bir biberon daha. Böyle bir meyve suyu. Bu neymiş? Bu milkshake olsun. Bakın bitmeyen sürahilere bir sürahi daha eklendi. O deminki takımın fincanı bu da. Çok şık değil mi? Bir su daha. Bu ama böyle yanına almalık. Minik bir su. Yine makarna ya da salata için kullanılacak bir maşa. Bu da çok hoş değil mi? Bu da güzel bir bardak. Ben de söyleyeyim tabii ki malzemeler bitmiyor. Bu da ölçü kaşığı. Çeşitli ölçülerde. Böyle bir milkshake. Harika bir fincan. Çay fincanı olabilir bu mesela. Güzel pembe büyük bir bardak. Bakın bakın tahta kaşığım bile var ya. Tahta kaşıkla şöyle tencere çizilmesin diye. Minik bir ölçü kabı. Bir demlik. Kaşıklar, çatallar. Yani diğerleri hep aynı şeyler. Bu da bakın spatula. Kek falan yaparken lazım eder. Ay makas da var ya. Makasım da var. Minik bir kaşık. Bebek maması yedirmek için. Bu da şık bir çay fincanı. Bakın böyle kısa bardaklar da bazen lazım eder. Yine bir çocuk kaşığı. Makas. Şu bıçaklar falan da çok hoş. Yemek bıçağı. Bakın şık da yapılmış. Evet arkadaşlar, yani diğerlerinin hepsi aynı. Bunlarla çok güzel sofralar kurulur, harika mutfaklar hazırlanır. Çok zevkli gerçekten. En kısa zamanda da size tabak, işte ekmek, hazır yapılmış kekler gibi çeşitli yemekler yapmayı da öğreteceğim. Onları hamur kullanarak yapacağız ve sürekli kullanım içinde sizin bir yanınızda duracaklar. Böylelikle mutfaklarınız zenginleşmiş olacak. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bu tür videolarım devam edecek. Daha ev aksesuarları var. Onları da size göstermek istiyorum. Hoşça kalın.